Efendim selamlar. Bugün Rocket League'deki sezonuna önden bir bakış atıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yarın geliyor sezon. Yarın sabah demişim. Akşam 8 gibi ve gelir gelmez muhtemelen yarın 9'a, tamam mı? 9'a yetiştirmeye çalışacağım sezon 10 videosunu. Şimdi hiç yorum yapmadan bir trailer'ı izleyelim bakalım. Ben bir şeyler gördüm ama neyse. Hadi bakalım. Dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sesi çok az açacağım, tamam mı? Aşırı az bir şekilde ses vereceğim size. Şu kadarı kafi gibi. Hadi izleyelim bakalım. Bir de kaliteyi de yükseltelim. Hazırız. Hadi bakalım. Bu da çok az oldu. Bu kadar da az olmaz. Şu kadar yeterli. Aynen. Şimdi zaten burada gördük. Golf GTI geliyor. Okey. Map şöyle söyleyeyim, bu çöl map'i var ya arkadaşlar, onun yeşillendirilmiş hali. Yani Rocket League bunu çok yapıyor. İşte bir hali hazırda olan map'i sadece işte baharatlayıp süsleyerek atıyorum. Farklı bir map yaratmaya çalışıyor. Bence bu yanlış. Bunu yapmaması gerekiyor. Ama yine yapmış. Hani yapacak bir şey yok. Bu haliyle ben beğendiğimi söyleyemem map'i. Tamam, araba okey ama bir Honda Civic değil ve eski modeli Golf GT'nin. Bak şey gelse çok iyi olurdu yani. Need for Speed Most Wanted'da 2005 olan Most Wanted'da Golf GTI vardı. O daha iyiydi bence. Bir de bu müzik ne abi yani, daha iyi bir müzik bulamadınız mı? Çok kötü müzikle. Gol patlamasını da beğenmedim. Yani genel olarak kötü bir sezon geliyor gibi. Ne diyor? Dead Eye Canyon Springs Park, aynı şey işte dedim. O Dead Eye Canyon map'ini almışlar, bahar versiyonunu kullan demişler sana. Ve burada çiçek böcek bahar temalı bir sezon görüyoruz arkadaşlar. Bak çiçeğimiz burada. Yani beğenmedim bir sezon geliyor gibi muhtemelen. Yani klasik Rocket League bir tane sezonu iyi yapar, ondan sonra bir tane sezon kesin sıçış sezonu oluyor yani, o sekmez. Ama okey ya. Ne diyor? Tranquil Tournament var. Bu arada stadyumu gördünüz. They unite with Rocket Base. Yani diyor ki Rocket Base'e, şu kelimeyi bilmiyorum ama kendini güçlendirir tarzı bir şey diyor herhalde. Bu arada şu açıklamayı da yapayım. Bu sezon ne olursa olsun, bak çok iyi bir Rocket Pass'e gelsin Rocket Pass'i almayacağım. Çünkü sizlere bir Rocket Pass çekilişi yapacağım ve fazla kredim yok, o yüzden hani kredi Rocket Pass harcamak istiyorum. Kaldı ki Rocket Pass alsam bile oyunu böyle çok aşırı fazla oynamadım hiç yani, videodan videoya giriyorum sadece oyuna, o yüzden hani kasacağımı düşünmüyorum öyle yani. Genel olarak böyle Rocket League'e ciddi bakmadığım için almayacağım Rocket Pass'i. Yani ben beğendiğimi söylemem. Beğenmedim hatta direkt ya. Yani ciddi beğenmedim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar trailer hakkında? Şimdi bir okuyalım. It's time to unwind demişler. Ne diyor? Lost long ago. Tamam, burada yine laf salatası yapmıştı. Dead Eye Canyon haritasında bir tane gizli şey var. Hazine var. Ondan sonra işte burada laf salatası okumayacağım. Burada diyor ki sezon 10 seni dinlenmeye davet ediyor. Hani bahar temalı, çiçek, böcek falan ya. Ondan işte Rocket Base Explore a New Oasis Arena Variant. Burada demiş ki Oasis Arena Variantı. Bu ne demek lan acaba? Neyse. Ondan sonra işte Volkswagen Golf 2 GTI gelecek. Ya bak Golf GTI'ye hiçbir lafım yok. Araba güzel ama şu arabanın keşke 2005 versiyonunu getirseniz. O Need for Speed Most Wanted ile bir anlaşma yapıp onu getirseler çok daha iyi olacaktı ya. O arabanın tadı bir farklıydı. Ya tadı derken nasıl diyeyim, geçmişte bıraktığı tat farklıydı diyeyim, daha doğru olur. Ama bu araba da fena değil, onu söyleyeyim. Hatta bu araba thumbnail'a çok net giyilecek bir araba. Şimdi devam. Grow your garage with Rocket Base. Yani diyor ki Rocket Base ile garajını güçlendir. Volkswagen Golf yine aynı şeyden bahsetmiş. Ondan sonra demiş ki bu araba Rocket League'de octane hit Box'ına sahip olacak demiş. Bu bir artı, güzel. Araba konusunda bir sıkıntım yok. Arabamız güzel. Onun üzerinden 7'lik bir araba şu anlık gördüğüm kadarıyla. Ama Rocket Base'i beğendiğimi söylemem şu ana kadar. Ondan sonra ne diyor? Sonra da işte diğer versiyonu var. Volkswagen Golf GTI RLE Both Cars Come With A Realistic Set Of Wheels. Yani diyor ki bütün arabalar Rocket Base'deki gerçekçi bir lastikle gelir ve bu görünüşü tamamlarsınız diyor. Eyvallah, tamam. Araba güzel zaten, arabaya laf yok. Şimdi ne diyor? Once you have settled into your new ride, you will not... Yani diyor ki sen ilk sürüşünü yaptıktan sonra birkaç eşyaya daha ihtiyacın olacak diyor. Yani diyor ki Rocket Base'i kas, bizi bırakma demeye getiriyor kısaca. Ama bunu yapmak için de güzel bir Rocket Base getirmek lazım. Bak geçen sezon çok iyiydi abi. Geçen sezon harbiden sağlam bir Rocket Pass getirdiler ve oynanıyordu. Oğlum bu arada harita, yani şey dedim, böyle biraz gömdüm ama kuzey ışıkları falan var ve haritanın atmosferi de güzel. Ama dediğim gibi yani olan bir haritayı değiştiriyorlar. Benim serzenişim orada. Fotoğraflardan baktığımız zaman gayet hoş bir harita. Böyle çok uçup kaçmıyor ama iyi yani. İdare eder. Şimdi şurayı bir okuyalım tekrar. Burada antenden bahsetmiş. Bunu geçiyorum. Lotus Bloom Goal Explosion. Yani onu da göstereyim size. Lotus Bloom Goal Explosion nedir? Bakın arkadaşlar. Şu. Bak. Lotus Bloom Goal Explosion. Yani Rocket Base'deki gol patlaması. Bundan bahsediyor. Ondan sonra okuyalım. Or leave a trail of, burada laf salatası yapmış. Bir tane roket izi bahsetmiş. Glasted Trail diye. Ondan sonra buraları da geçiyorum. A diamond in the rough. Bu ne demek lan? Bunun İngilizcesine bakacağım, dur. Rough'un İngilizcesi bilmiyorum. Dur abi. Translate yazalım. Vallahi bilmiyorum. Şimdi yalan yanlış bir şey de söyleyeyim, doğru olmaz. A diamond in the rough. İşlenmemiş bir elmas. Oha lan, ne güzel bir şey. Tamam. Okuyalım. Dead Eye Canyon, buraları geçiyorum. Ha bak, sonradan okey tamam, işte nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Dead Eye Canyon Oasis görünümü almış diyor. Ondan sonra bir dakika. Ha burada map'i nasıl dönüştüğünü anlatıyor arkadaşlar genel olarak. İşte Prayer Anthem, işte oyuncu marşı, radyo, işte oyuncu müziği falan vereceğiz diyorlar muhtemelen şurada. Bak burada zaten bahsetmiş. İşte nasıl dönüştüğünü anlamak için dinleyin diyor. Yine laf salatası. Şimdi buraları tekrar okuyalım. Turnuva ödülleri. Burada bir tane Skala Score Decal çıkartması var diyor. Raymond Ball Topper diyor. Yani şu muhtemelen. Aynen bak. Bu çıkartma, bu da başlık. Bunlardan bahsetmiş. Spaceman antenni de göstereyim. Ya böyle şey sıkıntısı var abi ve bu her Rocket Base'te var. Yani aşırı fazla gereksiz unsurlarla dolduruyorlar. Bak konuşamıyorum da. Ya ben doldurmayın demiyorum. Doldurun ama bunun bir sınırını olsun yani. Devam. İşte turnuva kredilerinden bahsetmiş. Demiş ki sezon 9'daki turnuva kredileriniz resetlenecek demiş. Yani alıyorsanız alın demiş. Gol patlaması, polyhedral. Okey. Ondan sonra oyuna geri dönelim demiş. Ne diyor? A while back we change how playlist population. Yani playlist popülasyonlarında hani güzel, harika falan diyor ya, onları değiştirmişler. Ondan sonra average wait time counter demiş. Yani oyun şeylerinde ne kadar beklediğinizi göreceksiniz. Aynı CSGO mantığında olduğu gibi. Ondan sonra ne diyor? Playlist able to see estimated. Yani diyor ki tahmini bekleme süresini göreceksiniz. Güzel, bak bu bir artı. Bu bir artı. Under the hood ne diyor abi? Everyone's favorite behind the scenes video series. Yani şey, burada YouTube kanallarına gönderme yapıyor. Diyor ki sahne arkası videolarımız yerinde olacak falan diyor. Bunun şeyle bir alakası yok. Ve işte sezon 18 Mart'ta başlayacak diyor. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Oyuna Milan paketi gelecek. Buna ben değinmedim. Çok kısa değineyim. Bu pakette ne zaman geliyor ona bakalım. Bu pakette yeni sezonun başlangıcına geliyor. Yani yeni sezonda bayağı bir şey inceleyeceğiz abi. Onu söyleyeyim. Yani şöyle bir önden bakış attığımızda ben beğenmedim abi. Ne yalan söyleyeyim, beğenmedim. Zaten ya dediğim gibi olmamış abi yani bu sezon. Bence şu anlık ama. Bir görmek de lazım tabii ki. Araba okey. Map okey. Ama yan unsurlar da bence önemli. Ben beğendiğimi söyleyemem şu anlık. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yarınki videoyu bekleyin. Bak yarın sezon 8G'ye gelmez video çekeceğim ve tak diye atmaya çalışacağım. Ve yarın bir tane Rocket Pass çekilişi olacak. Detaylar yarınki videoda. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz ben şuna basmayı ihmal etmiyorum. Bu çok önemli benim için. Ayrıca kanalda abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp abone olsanız ve zil butonlarını da açarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.